Hemen test edeceğiz. Evet Tevfik. Ahmet maçından sonra 3-0'lık bir galibiyet bize moral oldu. Neler söyleyeceksin? Yani dediğiniz gibi bu Ahmet Spor maçı bildiğiniz gibi bizim için ciddi manada bir zor geçti. Sıkıntılı bir maçtı bizim için. Bu maç için de hafta içi hocamız da bize belirttiği gibi hani bizim için bundan sonra puan kaybı gerçekten şampiyonluk için bir yara olacaktı. İyi bir başlangıç yaptık tekrardan Ahmet maçından sonra. Maçın ben hak ettiğimizi düşünüyorum 3 puanı. İyi oynamaya çalıştık. Umarım yani bu 3 puan serisini devam ettiririz. Şampiyonluk yolunda böyle devam edersek hedefimize ulaşacağımızı da inanıyoruz. Ekip olarak da inanıyoruz. Şehir olarak da inanıyoruz. Yani umarım dediğim gibi hani 3 puan serisine devam edip şampiyonluk yolunda. Uzun bir aradan sonra penaltı oldu. Penaltıyı atmak istedim. Hani özel bir sebebi var mıydı yoksa? Ya özel sebebi şöyle hani benim uzun zamandır oynamamıştım. Hani tabii bir forvet oyuncu için gol atmak her zaman güzel bir şey, güzel bir duygu. Ben de yani Dilaver'den rica ettim, kendisi de sağ olsun bana verdi şeyi, penaltı atma şeyini. Yani gol atmak her zaman güzel bir duygu. Takıma katkıda sağlamak her zaman güzel bir duygu. Ben bunu her zaman yapmayı isteyen bir oyuncuyum. Hani oynadığım kulüplerde. Yani tabii ki her zaman gol atmak güzel bir duygu olduğu için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendi performansın nasıl oldu? Uzun zamandır oynamıyordun. İkinci ara süreler uzamaya başladı. Evet. Yani hani uzun zaman oynamadığım için tabii ki şu an tamamen %100'ünde değilim. Hocalarım da hocalarımın kontrolünün altında her zaman hani itmanlarımı yapıyorum. Süreyi de hocalarım ona göre bana veriyor. Tabii ki şu an tamamen %100'ünde değilim. Ama hani gittikçe üstüne katarak devam etmeyi istiyorum. Tahminen de artık hani bir iki hafta sonra tamamen %100'ümde olurum diye düşünüyorum. Tabii ki hocalarım kontrolünden, kontrol altında olacak.